Bugün Fikri Karabıyık Bey ile beraberiz. Kendisi Erzurum'dan geldi. Orada ikamet ediyor. Kendisinin şeker rahatsızlığı vardır. Romatizma, bel kayması, nöropatik ağrı dediğimiz bizim dizlerde, ayaklarda yanmalı, donmalı ağrıları vardı. Gece uykusunu bozuyordu, uyuyamıyordu, yatakta dönemiyordu. Kendisi başlayalı 2-3 gün oldu. Kendisinden dinleyelim. Ben kendim Erzurumluyum. Buraya gezmeye gelmiştim. Ve bir arkadaşımın vasıtasıyla Hacı Bey ile tanıştık. Hacı Bey geldim, tanıştıktan sonra da muayene olduk. O muayene sırasında şu anda çok rahat. Gezmende, dolanmada, yatmada yatamıyordum. Yatakta sağa sola dönemiyordum. Kalkıp öyle dönüyordum. Ama şimdi elhamdülillah 3 sefer geldiğime dahil kendi kendime yatakta dönmeye başladım. Ben Erzurum'da da yine bir tedaviye gittim. Bir koltuk tedavisi gittim. Orada sonuç alamadım. Yani gittim, yani hiçbir şey olamadı. Ama yukarı aşağı çıkma yemem için çok sıkıntı çekiyordum. Oturup kalkmamda sıkıntı vardı. Şimdi elhamdülillah gittikçe azaldı. Oturmama, kalkmama da şimdi çok rahatladı. Amacımız şu yani. Rahatça bir dolanmak istiyoruz. Şimdi ben nereden bakarsan 65 yaşındayım. Şimdi ben 20 yaşında olacak gibi değilim ama kendimi rahatça dolandırıp rahatça yaşamak istiyorum. Beyefendiye sadece birkaç defa lenf drenaj uygulaması, frekans uygulaması yaptık. O bile uykusunu düzeltmeye, ayaklarının yanmasını, donmasını azaltmaya yetti. İnşallah devam edecek. Kendisi bana geldiğinde şöyle dedi. Ben dedi umreye gideceğim. Ama umrede bana bir şey yap ki umrede seni hatırlayayım dedi. Sağ olsun, inşallah hatırlayacak. Bizim hedefimiz şekerini de sıfırlamak. Şeker hastalığından tamamen kurtulmasını istiyoruz. Bir diyet önerdik. Ağrıları zaten ilk günden fevkalade oluyor. Bu arada zayıflayan kaslarının güçlenmesini istiyoruz. Vitamin, mineral ihtiyacını tamamlayacağız. Düzenli ve sürekli bir frekans uygulaması, lenf drenaj uygulaması yapacağız. Fikri Bey haftada 3 gün gelecek bize. Burada 1-2 saatlik bir uygulaması olacak. Şu andık programımız 1 aylık. İnşallah bunu 3 ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Yani 65 yıllık bir yıpranma. Maalesef kendimize bakmıyoruz. Yani çocuklarımıza, evimize, arabamıza yaptığımız emek gibi, masraf gibi kendimize yapmıyoruz. Biz de bu konuya dikkat çekiyoruz. Lütfen kendimize de bakalım, zaman ayıralım, önem verelim. Lütfen diyoruz, ağrıları çekmek zorunda değilsiniz. Geceleri rahat uyumak, rahat rahat yürümek herkesin hakkı. Lütfen bu konuya kendinize özen gösterin. Sakıncalı yiyeceklerden uzak durun. Bitkisellerden fayda var, faydalanın. Ve frekansla muhakkak tanışın. Selamlar ediyorum.